İyi günler arkadaşlar. Bugün birlikte oyunu kaydetme, save sistemini ve daha sonra loat yapmayı öğreneceğiz. Bildiğiniz gibi bir oyunda kaydetmek yoksa aslında o oyun hiçbir zaman prototip olmaktan çıkamıyor. Özellikle hyper casual oyunlarında high score tutmak gibi level yeni level'lar açmak gibi çok basit şeyler bile kayıt sistemi istediği için bu bölümde ona değinmek istiyorum. Öncelikle benim Instagram üzerinde hazırlamış olduğum bir postum var. Instagram adresimi takip edip ile alakalı içeriklere ulaşabilirsiniz. Daha büyük olsun diye şuradan açacağım. Ee, save sistemini Blueprint üzerinden anlatacak olursak şu dört temel Blueprint olduğunu bilmemiz gerekiyor. Unreal Engine kayıt için Slot sistemi kullanıyor öncelikle. Bu ne demek oluyor? Ee, slotlara kaydediyor. Slot 1, Slot 2, Slot 3 gibi. Yani farklı kayıtlar yapıp farklı kayıtlardan geri çekmeler yapabiliyorsunuz bir RPG oyunu oynadıysanız oradaki sistem gibi Dinlere bakacak olursanız User Index görüyorsunuz User Index kullanıcı kişi demek bir de slot name de slot isim demek Birinci nottan başlayacak olursak does save game exist yani Kayıt sistemi var mı Diye öncelikle kontrol ediyor yani O bu slota buraya yazdığımız slot isminde bir kayıt sistemi var mı diye kontrol ediyor bunu neden yapıyor Öncelikle ona bakması gerekiyor. Varsa var olandan alacak. Yoksa sıfırdan oluşturacak. Sıfırdan oluşturması için create save game object ismindeki node'u kullanıyoruz. Buradaki save game class'ı biz blueprint üzerinden oluşturacağız kendimiz. Çok basit bir şekilde. Daha sonra da slot'taki verileri kaydetmesi için save game slot. Daha sonra da tekrar oyunu açtığımızda yüklemesi için de yine seçili slot'tan load game from slot dememiz gerekiyor. Şimdi geçecek olursak bu projelere ilk başta göstermek istediğim şey projenin kendisinde şu an henüz herhangi bir şey yok bir karakter yükledim hareket ediyor zıplıyor ee, bu video serisini birden fazla video şeklinde çekmek istiyorum çünkü daha karışık birazcık daha daha gelişmiş bir şekilde daha kaliteli save sistemleri yapabiliyoruz ben şimdi temel sistemini göstereceğim en minimal olanı burada benim kaydetmek istediğim şey de Örneğin karakterin zıplama sayısı olsun. Öncelikle onu yapabilmemiz için karakterimizin içinde her zıpladığımızda bir artıran bir sayı ihtiyacımız var. Bir variable ekleyelim. Jump Count ismini verebiliriz. Burada birebir beni takip edip yapmanızdan ziyade izlemenizi istiyorum. Tabii ki öncelikle bunu bir float'a çevirelim. Integer de olur. Bunu getirelim. Ona diyelim ki incrementing float. Bu ne demek? Bir artırı peşitliyorum demek. Ekranda widget olarak çıkmasını istiyorsak hemen bir widget oluşturalım. Widget blueprint, user widget, widget main widget diyelim. Açalım içine. bir canvas panel koyalım. Text koyalım, text koyalım. Bir tane. bir tane de horizontal box koyalım. Bunlar biraz daha konu dışı had için ama bu, kısaca burada yaptığım şey canvas panelle benim ekranımın bir örneğini aldım. Horizontal box'la ikisini dengeli bir şekilde tutacağım. Şimdi şuraya birine jump count diyelim. Yazıyı ortalayalım. Bunu da ortalayalım şey için şöyle bir 999 yazalım. Şuraya birkaç tane boşluk bırakabiliriz. Şöyle mesela. Sol üstte. Gözüksün diyelim. Basit bir şekilde. Belki yazı fontunu Allah yerini değiştirdim yanlışlıkla. Neyse önemli değil. Şimdi karakterimiz içinde event begin play olunca o widget'ı yaratsın ekrana getirsin. Create widget dedim. Sonra da onu add to viewport deyip ekrana ekledim. Yoksa widget'ımızı ekleyemiyoruz. Şimdi play dediğimiz zaman sol üstte göreceksiniz. Biraz küçük olmuş. Daha büyütelim yazı fontunu. Seni seçelim. Fonttan 40 yapalım. Horizontal box'ı da dengelemesi açısından şöyle yapalım. Burada rengi falan da değiştirebiliriz ama önemli değil. Şimdi bu sayıyı birebir bizim zıplama sayımıza eşit olması için bind deyip create binding dememiz gerekiyor. Bu basit yolu. Daha sonra karakterimize cast diyeceğiz. Cast to third person karakter ismi bizim karakterimizin. Buraya da get player karakter diyeceğim. Buradan da jump count'u getireceğim. Ekranda gözükmesini istediğim yazıyı buraya yazdıracağım şu an sıfır yazacaktır gördüğünüz gibi ben boşluğa bastıkça artıyor fakat e, ESC'ye basıp tekrar oyuna girdiğim zaman sıfırdan başlıyor bunun olmasını istemiyoruz değil mi oyunumuzun bunu kaydetmesini istiyoruz Öncelikle şurada bahsettiğimiz e, şurada create dediğimiz savegame class diyor ya onu oluşturmamız gerekiyor blueprint class'a bastıktan sonra tümünü göster diyeceğiz sonra buraya zaten save game yazdığınız zaman burada bir obje olduğunu görürsünüz bunu okursanız zaten size bunun bir kaydetme aracı olduğunu ve e, unreal'ın size bunu salladığını görürsünüz önceden ayarlanmış select diyeceğiz buna bp save game diyebiliriz içine açalım gördüğünüz gibi boş bir alan boş bir blueprint ekranı fonksiyon makro falan oluşturulabiliyor burada önemli olan şey bir variable oluşturmamız ve mesela buraya save it jump count ismini verebiliriz. Burada isimlendirme yine size kalmış. Yani kaydedilmiş zıplama sayısı manasında. Float'a çevireceğiz aynı biçimde. Çünkü bu da float ya. Sonra her atıyorum. Her zıpladığımızda oyunu kaydetsin. Ya da bir tuşa bastığımızda da edebilir. Her oyun açıldığı zaman, event begin play olduğu zaman da ekrana ekledikten sonra o bilgiyi getirsin. Şimdi bunu nasıl başaracağız? Bunu başarmamız için en basit yoluyla fonksiyon oluşturmamız gerekiyor burada. Şöyle bir fonksiyon oluşturalım. Birden fazla kullanabilmemiz için aynı zamanda buna save game diyelim, oyunu kaydetme. Öncelikle oyunu slotu çeklememiz gerekiyor. Does save game exist? Save game var mı? Slot ismi ne olsun? Hepsinin birebir aynı olması gerekiyor. Onun için sağ tıklayıp Promote Variable deyip uh, Slot name olarak bırakırsınız ismini. Compile sonra buraya atıyorum. Slot 1 dersiniz. Ve bu şekilde kalabilir. Hepsinin birebir aynı olması lazım. O yüzden variable'a dönüştürdüm. Birazdan load game, create game dersek uh, oradan da getireceğiz. Şimdi oyunu kaydedeceğiz değil mi? Önce kontrol ediyoruz. Diyoruz ki işte bu buradaki slot'taki burada ismini verdiğim slotta herhangi bir e, kayıt var mı? Burada zaten gördüğünüz gibi return value boolean. Eğer varsa oradan bilgi yüklememiz gerekiyor değil mi? Oradan load edeceğiz. Ondan sonra ayarlayacağız. Yoksa sıfırdan oluşturur. Öncelikle yoksa yapalım. Yoksa rate save game object diyeceğiz. Zaten buradan açtığınızda bizim oluşturduğumuz ismini göreceksiniz. Bu da default kendinin vermiş olduğu. Bunu seçmeyeceksiniz. Instance yani child mevzusunu biliyorsanız yani o onun parçası ya oradan türetilmiş olduğunu biliyorsanız ya oradakinin bütün özelliklerine sahip olduğunu sistemi öğrenmişseniz örneğin şöyle oluyor. Herhangi bir şeye create child blueprint derseniz oluyor. Mesela bu Unreal'ın bize sunduğu save game'in bir child'ı aslında. Oradaki bütün şeylere sahip. Daha sonra Buradaki return value daha sonra kaydetmesi açısından şöyle bir promote variable deyip bunu save game blue print diyebiliriz. Örneğin daha sonra onun içindeki bilgilere ulaşmak için testlememiz lazım bu gerekiyor. BP save game ismi zaten. Peki eğer hali hazırda varsa yani bu sıfırdan oluşturulmuyor da atıyorum üçüncü kez oyuna giriyoruz ve bir save game varsa o zaman önce onu bir yüklememiz gerekiyor. Load save game from slot dememiz gerekiyor. Burada slot ismini birebir aynı elimizde yazmak yerine önceden oluşturduğumuz şöyle şunu getirip koyarsanız içine problem olmaz. User index'te multiplayer oyunlar için hani sıfır zaten eğer tek kişilik bir oyunsa onu kabul ediyor. Multiplayer için tabi işler biraz daha farklı olacaktır. Tekrar dediğim gibi bu gösterebileceğim en basit yoluyla ve en basit anlatımıyla daha sonra bu save game blue printi getirip pardon setleyip buna aynı şekilde oluşturmanız gerekiyor. Bir saniye. Şunu bir silelim. Şunun variable'ını oluşturalım. Save game blue print diyelim ee, Daha sonra bunu buraya bağlayabiliyor muyuz Evet demek ki Öncelikle load deyip tarafını bağlamamız gerekiyor bunu aşağıdan getirdik bu da buraya bağlı olacak Tamam böyle olması gerekiyor buranınkini kaydetmemiz gerekiyormuş create'inkini değil Daha sonra onu getirip buraya işlememiz gerekiyor Bir karışıklık oldu Tamam Burada yine buraya bağlanıyor bu Yani yine Günün sonunda biz oradaki veriyi kaydetmemiz gerekecek. Peki ondan sonra ne yapacağız? Bunun içine yazdığımız buradaki gördüğünüz saved jump count'u görüyorsunuz değil mi? Kaydedilmiş zıplama sayısını. Buradan çekeceğiz. Set saved jump count diyeceğiz. Biz oyunu kaydederken bunun içerisindeki sayıyı Buradaki jump count olarak eşitleyeceğiz arkadaşlar. Tam biraz düşünmemiz gerekiyor bunu. Biraz zihin fırtınası yapalım. Burada biz oyunu kaydederken yap, yap, yapıyoruz ki. Buradaki oyunumuzdaki sayıyı sistemdeki kayıt sistemindeki sayıyı eşitliyoruz. Bunu birazcık düşünmemiz gerekiyor üzerine. Bu şekilde şey yapabiliriz anlayabiliriz. Tabi farklı değerler varsa onları da değiştirebiliriz buradan. Daha sonra bittiği zaman save game to slot diyeceğiz. Oyunu kaydedeceğiz. Slot name'imiz belli zaten. Slot 1 Save game object soruyor gördüğünüz gibi. Bizim şu oluşturduğumuz şey bu da lazım. Save game object olarak da kaydedebiliriz ismini. Ve bu kaydedecektir. En basit tabiriyle save game böyle oluyor. Oyunu bu şekilde kaydediyoruz. Peki ne zaman kaydedebiliriz? Bir de biz bunu fonksiyon olarak oluşturduğumuz için her zıpladıktan sonra kaydedebiliriz. Veya atıyorum F5'e bastığımız zaman kaydedebiliriz. O artık size kalmış. Örneğin. Hadi bastıktan sonra değil de F5'e basmamız gereksin. Kaydetmek için öyle bir sistem kullanalım. Her F5'e bastığımızda bakacak içine. Önce kontrol edecek hiç önceden olup hiç önceden seviyem oluşturulmuş mu diye. Eğer oluşturulmuşsa oradan o bilgiyi çekecek. Eğer oluşturulmamışsa kendi oluşturacak, gelecek. Sonra da içindeki zıplama sayısını bizim o karakterin o anki zıplama sayısına eşitleyecek ve sonra kaydedecek ve işini bitirecek. Bir de ikincisi de loads game. Önce yine kaydedecek. Var mı diye. Bir kontrol etmesinde her zaman fayda vardır. Bu slot slot 1'e dair bir kayıt var mı diye. Sonra bir önce bakacak. Burada false'ta bir şey yapmayacağız çünkü zaten yoksa bir şey yükleyemez. Burada dememiz gereken şey direkt Load Save Game From Slot. Yine Slot name'i buradan aldık gördüğünüz gibi. Sonra buradaki veriyi kes dedik. Cast to BP Save Game. Burada yapmamız gereken şey ise biraz daha farklı. Bizim zıplama sayımızı Karakterin kaydedilmiş zıplama sayısına eşitlememiz gerekiyor. Neden böyle yaptık? Diğerinde farklı yaptık. Diğerinde oyunun içindeki karakterin bilgisini kayıta kaydet, kaydettik. Burada karakterin içindeki sayıyı oyundaki sayısına aktarıyoruz, yüklüyoruz. Kaydetmiyoruz, yüklüyoruz. Şimdi örneğin yüklemeyi de nerede yapalım? Event Begin Play olduğu zaman. Luaat Game olsun. Şimdi biz oyunu açtık. Allah. Şöyle şurada başlayalım. Biz oyunu açtık. Zıpladık. İşte 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu. Çıktık. 0 oldu. Niye F5'e basmadım mı diye unuttum. Şöyle 1 2 3 4 5 Bir tane F5'e bastım, çıktım, play dedim. Kaydetmedi. Neden? Şuraya bir print string yapalım. I D D D desin. Yanlış tuşa basıyormuşum sanırım. Aa, evet. F5 çünkü aynı zamanda şeyi açıyor sistemde. Bunu açıyor. O nedenle F5'i kullanmasak iyi olacak. 5'i kullansak daha iyi olur sanırım. 5 tuşundan kaydetsin şimdi. Veya dediğim gibi şuraya da bağlayabilirsiniz. Zıpladım bir iki tane. Bak 5'e bastım kaydet. Şu an 2. Tekrar açtığımda 5'e bastım çıktım. Açtım. Gördüğünüz gibi 3. Bunu bu 5'e basmasında direkt her bastığında kaydetsin. Daha sağlıklı olacaktır. Bunu aynı zamanda şeyde de en sağlıklısı şey olur tabi. Ben az önce neden kaydetmedi? Ben tam basarken 5'e bastım falan. Karışıklık oldu. Her e, arttırdıktan sonra kaydediyor. Aynı zamanda butonlara falan da oyunu kaydet gibi bir şey yapabiliriz. Bu seriyi ben zaten biraz uzun tutacağım. Daha da flex, daha da güçlü kaydetme sistemleri nasıl olur onu göstereceğim. Mesela 4, 5 çıktım. Herhangi bir şeye basmama gerek yok. Zaten her açtığımda kaydedilmiş bir şekilde olduğunu göreceksiniz. 8 8'den devam ediyor. Şimdi isterseniz ben bunun kurulu olduğu dosyaya götüreyim size. Nereye kaydettiğini de göstereyim. C. Unreal projeleri. Save. Projenin ismi Save. Diğer projeler gibi ismini Save koydum. Kapamaz çalıştığı için. Burada Save diye bir şey olduğunu göreceksiniz. Save Game'e girerseniz slot 1'i göreceksiniz zaten. Bu bir Save Game dosyası zaten. Belgelerde hani dosyalar olur da bazen %100 şeyler indirilir ya oyuncular. %100 Save'ine de bir bakayım diye. 9, 10, 11, 12. Ee, örneğin siz bu oyunu çıkartacaksınız. Yapmanız gereken şey bu slotu silmek. Slotu sildiğiniz zaman sıfırdan başlayacak. Çünkü slot olmadığı için yeniden oturacak. Çıktığınız zaman ve tekrar o noktaya gelirseniz. Hemen daha da böyle teknik göstereyim size. Bir şey oluştuğunu görmeyeceksiniz. Tamam mı? Şu şurada dursun. Şu bizim şu anki projemiz bir tane zıpladıktan sonra oluşacak. Çünkü zıpladıktan sonra kaydet kaydetmesini istedim. Gördüğünüz gibi oluştu. 2 kilobaytlık bir dosya. Zaten içinde sadece bir e, float variable'ı tuttuğu için çok tutmayacaktır. Fakat içine bir RPG oyunu olduğunu düşünürseniz bazen e, 1-2 megabayt'a kadar çıktığını görürsünüz. 1-2 megabayt sadece düz veri için çok büyüktür zaten. Biz burada tekrar küçük bir recap, tekrar bir üzerinden geçecek olursak çok basit bir şekilde. Öncelikle bir save game dosyası oluşturduk. Bu widgetler falan arada yaptığımız bir şey sadece görsel olarak. Kayıt dosyası için başta bakıyoruz oyun kayıt dosyası var mı diye bu slot ait. Mesela bazen istersiniz ki ayarlardan bir tuşa basarsanız ikinci slota kaydet dersiniz belki yani. Orada öyle farklılıklar oluşturabilirsiniz. RPG oyunlarında birden fazla slot olabiliyor ya. Sonra burada bir save game blueprint dedik. Şuradan almamız gerekiyormuş. Promote variable'ı. Ona dikkat edelim buradan değil. Sonra onları eşitliyoruz birbirine. Sonra kesleyip içindeki bilgiyi e, oyundaki zıplama sayımıza denk getirip kaydet diyoruz. Load game daha da kolay. Önce yine bir kontrol ediyoruz ne olur ne olmaz. Çünkü slota göre ya bak, baktığımız şey. Sonra load game deyip oradan kesleyip içindeki bilgiyi oyundaki hali hazırdaki veriyi eşitliyoruz. Sonra onu istediğimiz yerde fonksiyona koyuyoruz. Bunun çok daha gelişkin fonksiyonlar biçiminde aldığımız noktaları oluyor. Ben bundan sonraki videoda yine sevgiyimle alakalı bir şey yapacağım. Daha gelişkin bir şekilde burada fonksiyonlar oluşturarak daha iyi bir şekilde RPG oyununa yakın XP, Reis ne bileyim belki içinde itemlar. Karakterin bulunduğu konum gibi şeyleri kaydetmeyi ve yüklemeyi göstereceğim. Biraz daha profesyonel şekilde. Fakat bu da ilk etapta oyundaki yüksek skor gibi şeyleri tutmanız için yeterli olacaktır arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip like atmayı abone olmayı falan unutmazsanız harika olur. İyi günler dilerim. Bay bay.